İçişleri Bakanı Soylu Arhavi'de açıklamalarda bulunuyor, gidelim. 5 kere su basmış ve yine aynı yöntemle basmış. Bu artık sürdürülebilir bir durum değildir. Muhakkak yukarıda bir takım kuşaklamalar yapılacak. Aşağıda da bir takım tedbirler alınacak. Drene edilen alanlar açılacak. Bunlar doğru. Ama bizim artık şehir içlerinde, yani üstündeki kapalı alandan istifade edebilmek için, yol olarak istifade edebilmek için, burada pazar yeri olarak istifade edilmiş, bunları artık devam ettirebilmemiz, bundan sonraki riskleri yönetmemiz açısından mümkün değildir. Yine burada hem sağlıklı, aynı zamanda güvenilir, aynı zamanda şehrin peyzajına da imkan sağlayacak, katkı sağlayacak bir güzelliği oluşturan, yine Güneysu'da yaptığımız proje gibi burada da bir proje yapılacak. Hem Tarım Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, özellikle Çevre Şehircilik Bakanımız ve Ulaştırma Bakanımız mühendis kökenli, DSİ Genel Müdürümüz hep beraber oturup böyle bir değerlendirme yaptılar. Burada da aynı kanaat pekişti ve zannediyorum bu üstü kapalı olan derelerin bu riskini ortadan kaldırabilmek için çok uzun yılların işi. Ben sordum kaç yılda yapılmış diye, 85'ten bahsediyorlar. Onun için üstünün açılıp aynı şekilde hem etrafındaki evlerin, artık binaların bundan sonra bu riskle karşı karşıya, su basma, su taşkın riskiyle karşı karşıya kalmamasını temin etmek için böyle bir değerlendirme yapılıyor. Yine çünkü burada da gelmiş, iki derenin birleştiği yerde orayı bir takım rusubatlarla, ağaç kovuklarıyla tık atmış. Tık atınca geriye vuruyor. Geriye vurunca o aşırı yağmur çok doğal olarak şehri esir alıyor. Buna bir daha müsaade etmemek gerekir. Burada şu anda 444 araç çalışıyor. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden gelmiş tüm kurumlarımızla birlikte. Yine bunun yanı sıra 1500 personel çalışıyor. Hangi evleri su basmışsa, suyun seviyesi oldukça düşürüldü, drene ediliyor zaten. Ama hangi evleri su basmışsa yine araçlarımızla birlikte o sular geri çekilecek. Bu ana kadar yaptığımız çalışmalar çerçevesinde arama kurtarma çalışmaları hem Murgul'da hem Rize'de, Güneysu'da devam ediyor. 3 kaybolan vatandaşımız vardı. Bugün Murgul'daki çalışmalarımız devam etti. Rize, Güneysu'daki çalışmalarımız etrafta devam etti ama dere yataklarında yağmur şiddetli olabilecek vesilesiyle kısmen durdu. Yarından, öbür günden itibaren, yani bir sonraki günden itibaren yine etrafta devam edecek. Ancak derelerde öbür günden itibaren tekrar aynı şekilde başlayacak. Burada 107'si dalgıç olmak üzere 200'ün üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarında devam ediyor. Yine bu esnada yaptığımız Arhavi'nin temizliği %95 oranında bitti. Yani özellikle bodrum katlardaki, zemin katlardaki temizlik. Yine gerek esnafımızın hasarları ve işletmelerimizin hasarları, yine bunun yanı sıra araç hasarları, yine bunun yanı sıra eşya hasarlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde tüm özellikle iş yeri hasarlarıyla birebir görüşüldü. Ve bir noktaya geldiğimizi ifade etmek isterim. Gerek AFAD'ımız olsun, gerek eşya hasarlarında AFAD'la birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız olsun, gerekse katkı koymaya çalışan kişiler olsun, hep birlikte önemli bir noktaya geldiğimiz kurumlar olsun, önemli bir noktaya geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Yani yaklaşık 300'ün üzerinde işletme burada neredeyse önemli bir ölçüde çalışamaz hale geldi. Kimisinin 40 yıllık birikimleri yok oldu. Bunlar az birikimler değil. Yani su basınca sadece binaları su almıyor, milli servet de ortadan maalesef kayboluyor. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek. Bu arada sigortalı olanlar vardı. Sigorta şirketleri de bu konuda oldukça duyarlı davranıyorlar. Onlara da tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Yine bunun yanı sıra tüm kurumlarımıza, hakikaten hasar tespiti yapan, zarar tespiti yapan, yani canhıraş bir mücadele ortaya koydular. Şu kadarını söyleyebilirim. Arhavi halkına da minnettarız ve müteşekkiriz. Güzel bir söz söylediler. Burada çalışanlar
Erzurum'dan, Yozgat'tan, Ankara'dan, nereden gelirse gelsin sanki Arhavi'nin kendi öz kardeşi gibi çalışıyorlar. Yani bir çalışmak var, işi yapmak var ama bir de candan çalışmak var. Herkesin buradan candan çalıştığını hep beraber gördük. Aynısı Rize'de, Güneysu'da, Fındıklı'da, diğer yerlerde de söz konusu oldu. Tabii afet olmasını istemeyiz. Bunun için de gerekli bütün tedbirler alınıyor. Şunu da söylemek gerekir. Buranın da kendi tespitidir bu. Devlet Su İşleri'nin bugüne kadar yapmış olduğu tahkimatlar eğer yapılmamış olsaydı belki de çok büyük can kayıplarıyla ve hasarlarla karşı karşıya kalacaktık. Ama bundan sonra da alacağımız tedbirlere hep beraber tüm arkadaşlarımızla bir araya gelerek, ki onların mühendislik bilgisi çok daha fazla tabii, hep beraber bir araya gelerek bir değerlendirme yapıldı. Ve o çerçevede mesela bu kapalı derelerin açılması da bunların önemli kararlarından bir tanesidir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da Rize Afat'taki briefingimizde hep birlikte arkadaşlarımızla arz etmiştik. İnanıyorum ki bundan sonra alacağımız tedbirlerle de vatandaşlarımızın bu hasarlarını da mümkün olduğu ölçüler içerisinde gidererek inşallah bu tür afetlerle karşı karşıya kalmayacak durumlar ortaya koyacağız. Ama devlet tedbir alacak, kurumlarımız tedbir alacak, belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz tedbir alacak. Vatandaşlarımız da tedbirli ve temkinli olacak. Hep birlikte, el birliğiyle, çünkü dünyanın da birçok yerinde bu oluyor. Yani Almanya'dan Çin'e kadar, Belçika'ya kadar, biraz önce bu yağan yağmurun Batum'a gittiğini oradaki videolarla gördük. Orada da su baskınları oldu. Yapmamız gereken tüm kurumlarımızda, tüm birimlerimizde yetişmiş elemanımız var. Allah'ımıza çok şükür imkanımız var, kaynağımız var. Devletimiz güçlü. Bunların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip elemanlarımız, yani yetişmiş elemanlarımız, ekiplerimiz, araçlarımız çok kuvvetli. Bunları bir araya getirdik mi İnşallah bunlarla da karşılaşmayacak bir tabloyu ortaya koyacağımıza inanıyorum. Tekrar geçmiş olsun. Sosyal medyada ve diğer yerlerde çok büyük bir sel aldı diyor. Evet, bir dere taştı, doğru, ama bir önceki taşan ve hakikaten çok büyük hasara yol açan ana dere değil, bir ara dere taştı. Onunla ilgili de gerek DSİ'nin ekipleri, gerek belediyenin ekipleri, gerek diğer kurumların ekipleri akan yerleri kestiler ve şimdi de pompalarla beraber evlerdeki, yani basan evlerdeki tespitleri de yaptılar, temizlikleri yapıyorlar. Buyurun. Vatandaşlar 15 gün içerisinde hepsiyle halleştik. Yani efendim? Birçoğun ödemelerine başlandı. Mesela eşya hasarlarının zannediyorum ki %60'ını %70'ini bugün hesaplarına yatırmışlardır. Yarın da hesaplarına yatar. Araç hasarlarıyla ilgili şöyle bir yöntemi izledik. Tabii ilk başta İnsanlar araçların pert oldu gitti dediler ama sonra tamircilere getirince onların masrafları çıktı. Biz onların masraflarını da karşılayacağız. Her şeyi yapacağız. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Devlet devletliğini gösteriyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Burada işletmelerle de birebir konuştuk. Hepsiyle kendi ve kendi deyimimizle, onların deyimiyle halleştik. Hepsi sadece hasar ödemiyoruz. Yani hasar ödeme mantığıyla bakmıyoruz. Bir tek şeyle bakıyoruz. O işletmeler bizim milli servetimizdir ve ayağa kalkmak zorunda. Onlar da ayağa kalkabilecekleri konusunda kâni oldular. İnşallah birlikte bu yaraları sararak yola devam edeceğiz. Şu ana kadar toplam burada eşya, iş yeri ve aynı zamanda araç toplam 85 milyonluk bir, sadece buraya yönelik bir hasar gerçekleşti. Yani şey hasarları yok bunda tabii, yani altyapı hasarları yok, diğer bundan sonra yapılacaklar yok, yol hasarları yok. Çünkü buradaki birçok yol kapalıydı, köy yolları kapalıydı, hepsi açılmaya çalışıyor. Karayollarının yollarında ciddi çalışmalar yapılıyor. Aynısı Rize'de söz konusu. Onlar hariç sadece kişilere olan hasar. İki hanede bir şey var. Yani iki hane gitti. Onlarla ilgili de gerekli görüşmeler yapıldı.
Onların da mağduriyetleri çok yakın bir zamanda giderilecek. Onlara da gerekli destekler sağlandı zaten ama inşallah yarın sabah da onlar gelecekler, bir karar verecekler. O karara göre adım atacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeden açıklamalarda bulundu. Reklamlara gidiyoruz.